Bugünkü videoda iPhone 13'ü profesyonel kamerayla karşılaştırdığım videoların ikincisini yapacağım. Birinci videoda iPhone 13'ün fotoğraf performansını Sony A7C kamerayla karşılaştırmıştık. Bu videoda ise iki cihazın video performansını karşılaştıracağız. İlk videoda konuştuğumuz iPhone 13'ün fotoğraf performansı çok başarılıydı ve hatta yan yana fotoğrafları koyduğumuzda hangi fotoğrafın iPhone 13, hangi fotoğrafın profesyonel kamera olduğunu ayırt etmek gerçekten de çok zordu. iPhone 13'ün video performansının da oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Profesyonel kameraya kıyasla aradaki sensör farkına rağmen iPhone 13'ün gece performansı, özellikle video performansı inanılmaz derecede profesyonel kameraya yakın. Gündüz yapılan çekimlerde iyi bir ışıkta video performansı oldukça başarılı. Görüntüyü yakınlaştırmadan aradaki farkı ayırt etmek çok zor. Başlamadan önce kanala destek vermek için lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi karşılaştırmaya geçelim. Şu anda ilk olarak gördüğünüz video Sony kameranın log profiliyle çekilmiş video. İkinci video ise iPhone 13 ile çekilen video. Yine gördüğünüz gibi videonun kalitesi oldukça başarılı. Bunun dışında videoları yakınlaştırmadan baktığımızda aradaki farkı görmek oldukça zor. %300'lük bir yakınlaştırma yaptığımız zaman burada görüyoruz ki iPhone'un videosunda biraz daha fazla veri kaybı var. Profesyonel kamerayla çekilen videonun yazılar ve tuğlalar gibi detay içeren öğelere baktığımızda daha net olduğu ve daha çok detay içerdiği görülüyor. İkinci videoya gelirsek yine iki klibin de görüntüsü oldukça iyi. İlk bakışta aradaki farkı ayırt etmek çok zor. iPhone'un görüntüsünün biraz daha keskin olduğunu görüyoruz. Apple iPhone'larda görüntünün göze hitap edişini ve daha iyi bir kalitede gözükmesini sağlamak için keskinliği arttırmaya çalışıyor. Diğer video log profilinde çekildiği için biraz daha yumuşak bir tonda olduğunu görebiliyoruz. Ama içerisinde daha fazla detay tuttuğunu ve renklerin daha gerçekçi olduğunu görüyoruz. İsterseniz log profilinde olan videoları düzenlerken daha keskin hale getirmeniz de mümkün. Bu iki videoya %400 gibi bir zoom yaptığımız zaman yine görüyoruz ki iPhone fazla keskin ama biraz daha fazla veri kaybı var. Ama yine de gündüz iyi bir ışıkta çok başarılı bir çekim yaptığını söyleyebiliriz. Burada yine farklı bir videoyu yan yana karşılaştırdığımızda görüyoruz ki iPhone'dan gelen video biraz daha keskin ama iki videoda ilk bakışta oldukça net ve güzel gözüküyor. Yine %400 gibi bir yakınlaştırma yaptığımızda aradaki fark biraz daha ortaya çıkıyor ve sağ taraftaki sarı tuğlaların detaylarının daha iyi olduğunu, ön tarafta duran bisikletlerin detaylarının profesyonel kameradan gelen videoda daha iyi olduğunu görebiliyorum. Şimdi göreceğiniz videoları iPhone'un yeni sinematik moduyla çektim. İlk olarak profesyonel kameradan gelen videoyla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça başarılı ve arka plandaki bu bokeh, bulanıklık lensle elde ediliyor. Profesyonel kameradan gelen video gördüğünüz gibi arka plana odaklanma ve ağaca odaklanma konusunda oldukça başarılı. Bunu lensle yapıyor ve zaten bunu optik bir şekilde yaptığı için iPhone gibi yazılım ile yapmadığı için beklenen de bunun başarılı olması. iPhone'un sinematik moduyla çektiğimiz bu videoda ağacın detayları çok başarılı bir şekilde tutulmuyor. Eğer videoyu büyük ekranda izlerseniz ağacın köşelerine dikkat ettiğimizde kamera hareket ettiğinde bulanıklığın bittiği ve netliğin başladığı yerlerin hafifçe oynadığını ve çok stabil bir şekilde tutulamadığını görebiliyoruz. Ama yine de arka planın bulanıklaştırılması ve ön plana tekrar odaklanma konusunda sinematik modda oldukça başarılı. Bir diğer videoya gelirsek bu iki video arasında bariz bir renk farkı var. Bunun nedeni de beyaz dengesi yani white balance değerlerinin iki cihazda çok farklı şekilde algılanması. Burada iPhone'un kontrastının oldukça iyi olduğunu görebiliyoruz. Gökyüzü ve ön tarafta bulunan gemiye baktığımızda iki tarafın detaylarını da iyi bir şekilde tuttuğunu görüyoruz. Ama profesyonel kameradan gelen görüntünün daha gerçeğe yakın renklere sahip olduğunu görebiliyoruz. Yine bu videolar arasındaki farkı da ancak yakınlaştırdığımızda daha net görebiliyoruz. Arkadaki binadaki detaylar ve geminin isminin olduğu bölüme bakarsak Sony kameradan gelen videoda daha net veri tutulduğunu ve detayların daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Sinematik modda yapılan çekimlerde genel olarak bakarsak profesyonel kamera kadar başarılı olmasa da iPhone'un da oldukça başarılı olduğunu görebiliyoruz. Sadece renkler biraz dikkat çekiyor ve bunlar gerçekte göründüğünden biraz farklı. Bunun white balance dışındaki bir diğer nedeni de sinematik modun sadece HDR çekim yapması ve HDR videoları düzenlerken bunları HDR desteklemeyen cihazlarda da oynatmak için farklı bir kodek uygulamamız gerekiyor. Bu nedenle HDR videoların renkleri yani iPhone 13'ün sinematik modunda çektiğimiz videoların renkleri tam olarak gerçekte gördüğümüz gibi renkler değil. iPhone 13'ün sinematik modunun burada da gördüğünüz gibi oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim.
diyebiliriz. Kesinlikle detayları tutmada, kontrastı sağlamada, gökyüzüyle öndeki çekmek istediğimiz kare arasındaki kontrastı çok iyi bir şekilde tutabiliyor. Burada yine uzaktan baktığımızda iki videonun da oldukça başarılı ve net olduğunu görebiliyoruz. Yakınlaştırdığımızda kameradaki detayların Sony kamerada daha iyi tutulduğunu ve daha fazla detay olduğunu görebiliyoruz. Burada yapraklara baktığımızda detayların iPhone'a göre biraz daha iyi olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bu aradaki sensör farkı nedeniyle zaten beklenen bir sonuç. Burada diyebilirim ki iPhone oldukça başarılı bir performans gösteriyor ve küçük bir sensöre sahip olmasına rağmen her zaman yanımızda taşıdığımız bir cihaza göre çok kaliteli videolar elde etmemizi sağlıyor. Gece yaptığım çekimlere gelecek olursak profesyonel kameranın gördüğünüz gibi oldukça başarılı olduğu, bu ortam çok karanlık bir ortam olmasa da gece yaptığım bu çekimde gayet net bir video elde ettiğimizi görebiliyoruz. iPhone'la yapılan çekimlerde ise yine video kalitesinin oldukça başarılı olduğunu fakat sensörün çeşitli ışık yansımalarını kaydettiğini görüyoruz. Bu ikinci videoda bu yansımaları daha net görebiliyoruz. Profesyonel kamerada bu yansımalar yokken iPhone'un çektiği videoda etrafta olan ışıkların da yansımalarının sensör tarafından kaydedildiğini görebiliyoruz. Çok düşük ışıkta yaptığım çekimlerde ise iPhone'la çektiğimiz videonun yeteri kadar iyi ışık almadığını ve bu noise, karalanmış, kumlanmış gibi görünen kalitesiz görüntüyü düşük ışık yüzünden daha fazla elde ettiğini görebiliyoruz. Karede çok az ışık kaynağı olmasına rağmen iPhone'un performansının gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. İlk videoda da söylediğim gibi Sony A7C gece performansı bakımından hem fotoğraf hem video olarak çok başarılı bir kamera. iPhone'un bu karşılaştırmada bu kadar iyi bir performans sergilemesi gerçekten de büyük başarı ve şaşırtıcı. Ayrıca burada gördüğünüz gibi iPhone'un kamerası yürürken yapılan çekimlerde oldukça başarılı. Herhangi bir ekstra ekipmana ihtiyaç duymadan, bir gimbal'a ihtiyaç duymadan çok stabil çekimler elde etmenizi sağlıyor. Profesyonel kameralarda bunu biraz düzenleme aşamasında yapmanız gerekiyor. Genelde kameraların stabilizasyonları iPhone kadar başarılı değil. Şu ışıkta çektiğim bu iki videoda sensör farkını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. iPhone'la çekilen video çok karanlıkken profesyonel kamerayla çekilen video çok kaliteli olmasa da etrafı görmemizi sağlıyor ve yine noise içerse de oldukça aydınlık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu videoda iPhone 13'ün profesyonel kamerayla karşılaştırması ve video performansı bakımından ne kadar başarılı olduğunu göstermek istedim. Gerçekten çekilen videoları özel olarak incelemeden veya yakınlaştırmadan aradaki farkı görmek çok zor. Her zaman yanınızda taşıdığınız, nereye gitseniz fotoğraf veya video çekmek için cebinizden çıkardığınız cep telefonunuzun bu denli iyi bir performans sergilemesi bence çok büyük bir artı. Ekstra bir ekipman taşımadan gezilerinizde veya günlük hayatınızda fotoğraf, video çekmek için gayet kaliteli fotoğraflar ve videolar elde edebileceğinizi, ilkinde fotoğraf ve ikincisinde video kalitesini karşılaştırdığımız bu iki videoda da aslında görmüş olduk. iPhone 13'ün performansı bence oldukça şaşırtıcıydı. İyi bir performans sergileyeceğini tahmin ediyordum. Ama bu kadar profesyonel kamerayla ilk bakışta yarışabilecek kadar iyi bir performans sergileyeceğini ben de tahmin etmiyordum. Umarım karar vermenizde yardımcı olacak bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.